Değerli gençler herkese merhaba. Ayet-i deneme sınavıyla karşınızdayız. Hazırsanız başlıyoruz. Umarım 6-6 e, yapar. E, fullersiniz. Aşağıdaki bazı alanların numaralandırılar gösterildiği bir harita ve iklim tipine ait yılış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Haritada belirtilen alanlardan hangilerinde bu iklim koşullarının varlığını sürdüren bir ekosistemin daha yaygın olması beklenir diyor. Değerli arkadaşlar öncelikle e, şöyle bir göz attığımda Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yağışın zirve yaptığını yani yaz yağışının bol olduğunu sıcaklığın da şu kırmızı çizgiye baktığımda sıcaklığın da 20'nin altına düşmediğini görüyorum. Burası arkadaşlar sıcak tropikal bir iklim olması gerekiyor. Aynı zamanda bu iklimimizin ismini de koyalım. Savan iklimi gençler. Ekvatorun da hemen üzerinde ve altında 10 ve 20. enlemler arasında görülen bir iklimdi. Dolayısıyla bir numaralı Güney Amerika ile 4 numaralı Afrika'da arkadaşlar bu iklim görülüyor. 5 numaralı yakın gibi görülebilir ama arkadaşlar 5 numara yaklaşık 20-25 enlemler arasına denk geliyor. Ve 5 numaralı yer çöl bu arada. Dolayısıyla bu iklim ona uymuyor. 1 ve 4 numaralı B şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Yeryüzünde dinamik yüksek basınca bağlı şiddeti kuraklığın etkili olduğu alanlarda tarımsal faaliyetler sınırlıdır demiş. Haritada numaralar gösterilen alanlardan hangilerinde bu nedene bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin sınırlı olduğu söylenebilir? Öncelikle zaten arkadaşlar şimdi dünyada dinamik yüksek basıncı alanı deyince olsun cennemler ya da dönenceler civarındaki çöller aklımıza gelmeli. Şöyle ekvatoru yine çiziyorum bu soruda. İkin e, oğlu ve 4 noğlu yerler zaten çöl gençler. Çöller tarımsal faaliyetler için uygun alanlar değildir. E, ee, Olsun çöllerin oluşmasının sebebi de zaten dinamik yüksek basınç alan olmasıydı. Cevap 2 ve 4 nolu D şıkkı diyoruz arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Bir grafik sorusu. Grafiği kendi içerisinde yorumluyorsunuz gençler. Dışarıdan ekstra bir bilgi ihtiyacınız yok. Dikkatli olmanız yeterli. A'da tarımdan elde edilen gelir 1940 ile 2020 yılları arasında azalmıştır diyor. Pardon önce soruyu okuyalım. Aşağıda grafikte bir ülkede ekonomik sektörlerin gayri safi milli içindeki payı gösterilmiştir. Yalnızca grafikteki bilgiler dikkat alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. A. Tarımdan elde edilen gelir 1940 ile 2020 yılları arasında azalmıştır demiş. Arkadaşlar şimdi tarım burada 1940 mavi sütun 2020 ise turuncu sütun azalan gelir değil arkadaşlar oran yani yüzde 70'lerden yüzde 10'lara gerilemiş. Ama bunun rakamsal karşılığının neye denk geldiğini bilmiyoruz. Bu ifade yanlış. Peki, yani şöyle özetleyeyim ayı. Örneğin 1940'ta 1 milyar dolarlık ülkenin gayri safi milli hasılatı vardır ama 2020'de ise işte 500 milyar dolar yükselmiştir. Rakamlar değiştiği için oranlar arkadaşlar yani miktarsal anlamda farklı olabilir. B 2020 yılında en fazla gelir sanayi sektöründen elde edilmiştir demiş. Arkadaşlar şimdi 2020'ye bakıyorum turunculara. 2020'de en çok gelir nereden elde edilmiş? Hizmetten. Yani bu ifade yanlış. Sanayi bakın oldukça aşağıda. C'de 1940 yılında hizmet sektörünün gayri safi milli hasıl içindeki payı. Arkadaşlar 1940 hizmet sektöründen bahsediyor. Yani şundan bahsediyor tarımdan fazladır diyor arkadaşlar. Tarım da gördüğünüz gibi %70'e yakın bir oran. Bu ifade yine yanlış. D'ye bakalım. Sanayi sektörü payındaki değişimin az olması iç göç yaşanmadığını gösterir. Gençler zaten bizi e, soruyu yazan uyarmıştı. Ne diyor? Yalnızca grafikteki bilgiler diyor. Yani burada göçlerden vesaireden bahsetmek oldukça yanlıştır. Denizli de hatalı. Peki E'ye bakalım. E'de arkadaşlar hizmet sektörünün gayri safi milli hasıla içindeki payının artması bu sektörün geliştiğini gösterir. Evet hizmet sektörü arkadaşlar bakın ne yapmış? E, kendi içerisinde yükselişe geçmiş. Yani e, daha düşük bir tutardan daha yüksek bir tutara geçmiş. Yani tutar demeyelim de orana yükselmiş. Bu da e, arkadaşlar payın arttığını gösterir. Cevabımız o yüzden Edirne diyoruz. Geldik sevgili arkadaşlar 4 nolu madenler sorusuna. Aşağıda bazı yerler numaralı olarak gösterilmiştir. Bu yerlerde işlenen madenler aşağıdaki kadar hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakalım madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği yerler zaman zaman farklı olabiliyor. Arkadaşlar 1 numaralı bandırmada Türkiye'nin biliyorsunuz en önemli bor işleme tesisleri bandırmada bulunuyor. Bir kere bu bor olacak arkadaşlar. Peki 2 numaralı da Antalya'da biliyorsunuz krom tesisleri var. 3 numarada İskenderun İstemir isminde büyük bir demir çelik fabrikası var bildiğiniz gibi. Ve 4 numaralı gençler e, Samsun'da da bakır işleme tesisleri bulunuyor. Cevabımız o yüzden 4. cevabı arkadaşlar D diyoruz. Devam ediyoruz. Geldik 5 numara soruya. Aşağıdaki şemada dünya orman ürünleri üretiminde önde olan bazı ülkeler gösterilmiştir. Şemada boş bırakılan alanı aşağıdaki ülkelerden hangisinin getirilmesi uygun olacaktır? Bakalım şöyle bir ülkeler gençler orman ürünlerinde Amerika var. Kanada, Çin, İsveç, Endonezya gençler şimdi biliyorsunuz ormanlık alanlar dünyada belli yerlerde yoğunlaşmıştır özellikle de işte tropikal bölge yani Ekvator ve çevresi biliyorsunuz yoğun ormanlık alanlar ama orman ürünlerinden bahsettiğinde özellikle gençler Kuzey ülkeler aklınıza gelsin yani Kanada gibi Rusya gibi İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler aklınıza gelsin Çünkü buralarda geniş Arkadaşlar e, Tayga ve boreal ormanları var iğne yapraklı çam ormanları var devasa alanlar kaplıyor bunlar Dolayısıyla burada Rusya'yı Kesinlikle Almamız gerekiyor Rusya biliyorsunuz geniş yüz ölçüme sahip Oldukça arkadaşlar fazla ormanlık alanlara Sahiptir Cevap D diyoruz Ve geldik gençler sol soruya. Aşağıda küresel çevre sorunları ile sorunlarından birisi ile ilgili görsel verilmiştir. Bu sorunun oluştuğu alanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Arkadaşlar burada çölleşme, kuraklık, yağış azlığı yani görselde böyle bir görüntü var. Peki neyi söyleyemeyiz? A. Toprağın ince ve gevşek olduğu arazilerde daha hızlı oluşur demiş. Evet maalesef bu durum böyle arkadaşlar su kaynaklarının yetersiz yağışın az olduğu yerlerde görülür. Yani bu kuraklık aynen yağış azlığı sonucunda meydana geliyor zaten. C'de kurak mevsimin kısa sürdüğü bölgelerde yaygın olarak görülür demiş. Tam tersine kurak mevsimin uzun sürdüğü bölgelerde olması gerekiyor. Yani ifade hatalı C'de. Zaten kısa sürdüse böyle bir görüntü olmaz arkadaşlar. D görsünüz seyrek cılız olduğu yerlerde daha kısa sürede oluşur. Aynen zaten burada da kurmak üzere olan bir ağaç görüyorsunuz ve çevrede de neredeyse bitkörsü hiç görmüyoruz arkadaşlar. E'de tarım ürünlü çeşitliliğinin ve veriminin düşmesi neden olur. Arkadaşlar kuraklık, e, tabii ki maalesef su yetersizliği beraberinde tarımsal ürünlerde ciddi arkadaşlar verim e, problemine neden oluyor bilginiz olsun. Cevabımız tekrar söyleyelim C diyoruz. Umarım 6'da 6 yaptık. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Coğrafya kaderdir diyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizler sayesinde büyüyoruz arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.